olacak. Kaleci antrenörü önemli. Ama 6 haftada Fatih'in performansı, Okan'ın performansı üstünden kaleci antrenörü... O kaleci antrenörün kariyerine baktın mı ya, hiç gördün mesela? Kraft'ın mı? Türkiye geçmişi de var yani. Tabii olmaz. Bakın geçmiş. Şimdi Galatasaray'ın kaleci antrenörü soruyor. Kaleci antrenörü konusu çok geniş yelpazeli bir konu. Konuş konuş bitiremeyiz hakikaten. İzleyicilerimizden Hakan Deveci son sayfa etiketine sormuş. Rozier ve Gezal hakkında Yalçın Ayhan ne yorum yapar demiş. Yani bu haftalar onlar için konuşulması gereken haftalar değil. Yani birkaç haftaya daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sonradan takıma katıldılar. Transferin son günlerinde yani. Bence yarın Malatya maçı da belirleyici olacak. Çünkü sert ve agresif bir takıma karşı oynayacak Beşiktaş. Bu anlamda kapalı savunmalara karşı nasıl bir oyun sergilediğini ben de çok merak ediyorum bu oyuncuların. Dediğim gibi bu oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Muhtemel var mı elimizde Tolga? Ben şu 6 haftalık dilim Avrupa maçlarını düşündüğün zaman oralarda kimler oynadığını hesaba katarsak Rozier Beşiktaş'ta çok çok iyi işler yapacağı benziyor. Yani o, bu kadar kısa dilimde bunları yapabiliyorsa takıma uyum sorunu bak hiç bir anda çok eskiden beri sanki o kısa vadede çok iyi işler... Artık Savaş abi takıma uyum sağlama yani futbolun dili bir. Ya, yani sizin artık yeteneğiniz varsa yani bu adaptasyon değil. Yani. Kadro geldi Ersin, Rozier, Vida, Wellington, Sakala, Atiba, Mensah, Dorukhan, Larin, Gezal, ben sana o bakar. Ben bu kadroya kötü diyemiyorum ya. Ben de demem. Yani Beşiktaş'ın kadro kalitesi problemi olduğunu düşünmüyorum. Ben bu arada Dorukhan'ı geçen hafta beğendim. Yani şu Gezal'ı kadro... beğendim. Bir de Josep de Souza da buraya ilerleyen haftalarda gelecek tekrardan. Yani şu kadronun sadece takım olma konusundaki o olguyu... Şu anda zaten Sergen Hoca bu yüzden tartışılıyor. Bizim kadromuz iyi deniliyor. Yönetim de iyi diyor. Camia da iyi diyor. Evet. Yalnızca Beşiktaş'tan beklenti çok iyi bir oyun ve net skorlar. Ve Beşiktaş'tan şöyle bir beklenti var. Hala... Beşiktaş takımına sonradan oyuna girsin, ilk 11'de başlasın, maç kazandıracak futbolcular, yıllardır beklenen isimler var. Bir Adem Laiç var, çok yetenekli futbolcular. Oğuzhan var. Yani. Oğuzhan? Yani. Oğuzhan var ya, Oğuzhan şu Atiba'yı falan gördüğü zaman utanması lazım ya. Atiba'nın sahadaki performansını gördüğü zaman. Ben bir şey söylemiyorum, çok güzel tercüman. Ben diyorsun. Atiba'yı izledikten sonra Oğuzhan yerine kendimi koyuyorum, gece uykularım kaçar. Bence bunun... Yanına Adem Laiç de katılsın. Adem Laiç'te başka bir şey var. Bence Adem Laiç'te eksik olan bir şey var. Yani Oğuzhan... Şimdi Adem Laiç şöyle aslında biraz özetleyecek olursak yurt dışından, İtalya'dan çok elit bir ligden gelmiş. Yani buraya geldikleri zaman herhangi bir ödeme sorununda bile futbolcuların yani kafalarında bir arıza varsa bu konuyla ilgili bence sahaya yansıtamıyorlar. Ben bunu çok gördüğüm için sen benden tabii ki daha çok daha fazla görüyorsun. Yani takım içerisindeki yabancı futbolcu buraya gelip 2 ay parasını almadığı zaman gitmek istiyor. Paradan daha ziyade Hakan'cığım ben şunu duyuyorum artık basınımızda. Oyuncu kız arkadaşıyla sorun yaşıyor. Bu sorunu sahaya yansıtıyor. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Yani sen profesyonelsen çok özür diliyorum. Ya çok maliyetli oyuncular bu isimler. Sizin Beşiktaş camiasına ya da X camiaya bunu yapmanızı hakkınız yok. Ya siz profesyonelsiniz, adı üstünde. Evet. Yani futbolda bahane yok. Hangi takım bir oyuncu yoksa sahaya 10 kişi çıkıyor? Şu eksiklerimiz var vesaire. Ama biz hala şu anda Oğuzhan'ın neden bu performans düşüklüğü, neden patlama yapamıyor? Adem Laiç kiralık geldi ülkemize. Her kiralık gelen oyuncu gibi kendini gösterdi. Güzel bir kontrat yaptı. Şu anda da tabiri caizse keyfini sürüyor. Lens gibi mesela. Lens ikisi çok fazla. Yani, evet. Lens de geldi. Bir sene performans verdi Fenerbahçe'de. Daha evinde kazanamadı Beşiktaş biliyorsunuz bu arada. Öyle de bir durum var. Beşiktaş'ta şu anda biraz önce senin de çok beğendiğin oyuncu Dorukhan'ı ben de çok beğendim ama Dorukhan kafa olarak da şu sözleşme olayını bir an önce halletmiş olsa performansı iki katına daha çıkar yukarı doğru. Ya Dorukhan'la sözleşme imzalamayabilirsiniz. Ama kafası hep karışık olacak. Ama bir gerçek var ortada. Dorukhan sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın futbolcusu mu? İşte bunu kaç kişi yapabiliyor? Ve oyuncu da Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. Ya bu performans verecek. Şöyle bir şey. Mesela Mario Götze gideceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Biliyordu. Adam çıkıp oynuyordu. Evet. Kulübünden hiç bugüne kadar imzalarsa imzalar, imzalamazsa Allah yolunu açık etsin diye bir açıklama gelmemiştir yani.
Bir de Avrupa'nın herhangi bir takımında yoktur böyle bir şey. Ben bunu kabul edemiyorum yani. Herhangi bir futbolcu için aynı şey yine, örnek veriyorum. Mensa için de olabilir. Atiba için medya, de olabilir. Medyada canlı yayında basın toplantısında söyleyemezsin bunu. Yani, bu, yani, evet, yani bunu kapalı kapılar söyledi. Arkasında bile söyleseniz karşı, oyuncunun kulağına gittiği anda zaten yes. oyuncuyu da düşürürsünüz. Yok, yüzüne karşı burada yakın bir tarihte zaten sizin çok yakın bir tarihte sizin bir Abdullah Avcı ile ayrılık sürecinizden doğan bir fatura var. Şimdi de geliyorsunuz benzer bir çizgiden oyuncu üstünden benzer bir çıkış yapıyorsunuz. Yanlış tutumlar. Öyle gözüküyor ve bu bu konuşmalar mesela Galatasaray'da da yönetimin kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar çok pahalıya patlayabiliyor. İfadeler kaosa neden olabiliyor. Beşiktaş'ta da benzer durumlar görüyoruz. O yüzden evet Beşiktaş'ın kadrosu iyi. İyi oyuncu grubu var. Bununla alakalı kimsenin şüphesi yok. Ama bu takım olma olgusunu oluşturacak şey öncelikli olarak yönetimin de sakin kalarak Sergen Hoca'ya destek olarak aynı zamanda yol alınması gerekiyor. Ve bu bir zaman. Ve bu zamanın oluşması için de biraz daha oyuncuların aklının sahada olması gerekiyor. Bu sahada olma kısmında da yönetimin desteklemesi lazım. Bu tarz açıklamalarla olmaz. Ve Dorukhan çok yüksek bir olasılıkla önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyecek. Çok yüksek bir olasılıkla. Ve Avrupa Şampiyonası'na da gitme olasılığı var. Ve senin, kendi değerine değer katabilir. Ve bu değer katma sonrasında da kaybettiğiniz fatura çok büyük olabilir. Bu senin söylediğin, evet benim de kulağıma geliyor. Hakan'ın da kulağına geliyordur. Ben ama, yaklaşık 6 aydır söylüyorum evet, Fenerbahçe'ye gittiğini ama. Hakan'la beraber aynı fikirdeyiz. Fenerbahçe cephesi. Her ne kadar Fenerbahçe, henüz bir görüşmemiz yok. Evet Fenerbahçe şu anda kendisi görüşmeyecek. Dolaylı şekilde ama bu olay ikinci yarı başladığı zaman da yarış devam ederken Avrupa Şampiyonası ama eğer tamamen ben sezon sonunda ayrılacağım diyerekten karşılıklı bir anlaşma yapılmazsa sürekli bir kötü gidişlerde çok ön plana atılabilir. Zarar verir futbolcuya. Şu 7. hafta öncesi yani Dorukhan'ın Beşiktaş yönetimiyle bu şekilde karşı karşıya gelmesi ne kadar doğru? Evet. Bugün belki değil ama ilerleyen haftalarda çok sıkıntı verir. Yani işi kadro belli. Sıkıntı. Yani kadro öyle bir hal alır ki bir anda kadro dışı olabilirsin yani. O Avrupa Şampiyonası'nı hedeflerken bir anda kadro dışı kalabilirsin yani. Bu süreç her yeri götürür. Yani en büyük hayali yani şu anda. Dorukhan. Tabii ki. Benim tek bir hayalim var diyor. Haklı. Çok çok haklı. Şampiyona gitmek. Ben çünkü diyor, bir sakatlık geçirdi. Konuşmayacağım abi diyor. Sözleşme konuşmayacağım diyor. Benim diyor yapabileceğim tek şey sahada kendimi vermek diyor. Çok da haklı. Sonuna kadar haklı. Ve bunu istemesi de çok doğal. Profesyonellikte her şey var ama Beşiktaş'a da tabii ki bedava oynamadı. Karşılığını aldı. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'ya özellikle güvendi. Şenol Hoca çok milli takıma gitti. Milli takıma gitti ve Şenol Hoca o dönemde çok güvendi. Başka takımlarda Galatasaray'a da önerildi. Galatasaray'dan veto yediğini biliyorum. Hani orada Beşiktaş'a gelip Beşiktaş gibi bir camiada o yaşta forma şansı bulmak o zaman da geniş bir kadronun içinde şimdi, yer bulmak yani. İşin şu tarafı da var. Bu çocuk sakatlıktan çıktı. Sözleşme yenilemediği için sürekli olarak taraftarın önüne atılan bir futbolcu. O yine de canla başla geçen hafta iyi oynadı dersin, kötü oynadı dersin ama bir mücadelesi var. Çok. Mücadelesi var mı? Var çocuğu. Ve tamamen bu seneyi Beşiktaş'a konsantre olmuş bir şekilde bu bir gerçek. Mücadelesiyle bir gösteriyor. Öteki taraftan bakıyorsun. Adem Raiç. Yok. Yok yani. Aslında abi, sorumluluk alacak oyuncular sorumluluk almıyor. Şimdi, sorumluluk alacak Oğuzhan. İsimleri söyle bana. Olsan ya da. Senin söylediğin olayda mesela profesyonellik çok önemli. Gökhan ve Caner geçen sene ligin son haftası gelinmeden Fenerbahçe'ye gideceklerini bir aşağı bir yukarı biliyorlardı. Şubat yani, ayından belliydi. Biliyorlardı. Dolayısıyla son haftaya kadar görevlerini yaptılar. Yaptılar çok profesyonel bir şekilde. Mesela Gökhan Tören'in Beşiktaş'tan ayrılıp tekrar Beşiktaş'a gelmek için yapmış olduğu fedakarlığı Beşiktaş'taki şu andaki mevcut oyuncular göremiyor. Ben buna kızıyorum. Şimdi Yalçın Ayhan bir tane fotoğraf istedin. Evet. Onu ekrana getirelim. Zaten geçen hafta anlatıyor. Denizli maçı öncesinde Dorukhan'ın başkan konuşurken. Başkan konuşma yaptı, moral konuşması. Dorukhan'ı görebiliyor musunuz? Başı önde. Benim çok dikkatimi çekti. Seninle paylaşayım dedim. Yalçın dikkatini çekmiş. Dorukhan'ı görebildin mi? Sağ tarafta başkanın hemen 1 ve 2. sırasında. 2. sırasındaki evet. Masaya bakan. Masaya başkana bakan. Göre solda, bizim bakış açımıza göre sağ tarafta. Şimdi ben de Dorukhan olsam o başkanın ifadesinden sonra herhalde aynı hareketi yapardım yani. Yok evet. Herhangi önüne bakıyor. Ya şey düşünceli. Düşünceli. Abi nasıl mutlu olsun? Basın toplantısında herkesin gözünün kulağının olduğu bir toplantıda biz yine burada yayındaydık gündüz yayındaydık. Sayın Başkan'ın hatta Ahmet Ağol da vardı. Bir oraya bir oraya dönüşümlü olarak evet, böyle bir basın evet. toplantısıydı.
Bu ifadeyi ben orada net duydum. Bana göre günün sözlerinden bir tanesi dedim yani bu. Sonuçta biz teklifi yaparız. Eğer kabul etmezse Allah yolunu açık etsin. Ve daha önünde maç sayısı olarak çok... Ama bence ama oradaki... bu sözler bu oyuncu için geçerli olmaması gerekiyor. Ve bu oyuncudan milli takıma gidip kendini gösterip transfer potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bir de herkes doğal yetenek arıyor. Harıl harıl. Yerli doğal yetenek arıyorlar. Bunun için scoutlar var. Tarıyorsunuz kulüpler, maçlar...